Başkan, bir de bizim bütün konuklarımıza sorduğumuz belki de en zor sorumuz. Bütün bunların dışında, yani öğrenciliğin, bilgisayar mühendisliğinin hepsinin dışında insan olarak tavsiye edeceğiniz bir hayat felsefesi, bir hayat görüşü, yani bundan belki 10 yıl, 20 yıl önceki kendi halinize gitseniz şöyle kulağına fısıldayacağınız bir şey veya genç arkadaşların ufkunu açabilecek, onları hayat bakış açısından farklı bir bakış kazandıracak bir şeyler söyleyebilir misiniz? Valla hocam, orada söyleyecek şey şu, yani bu özellikle de bilgisayar bilimlerine çok ait. Yani genel olarak bilim öyle bir şey ki, yani zamanında Newton'un öyle sözleri var. Yani söylüyor ki şeydir, yani Newton çağdaş temel bilimlerin babası. Yani, çağdaş hem fiziğin hem de matematiğin babası. Çok büyük katkıları var. Çok büyük katkıları var. Öyle zaten. Çünkü ilk olarak bilimsel olarak onu ortaya koymuş. Yani o ne söylüyor? Söylüyor ki şeydir, yani ben öyle deryanın kenarında oturup öyle taşlarla oynayan küçük bir çocuğa benziyorum da. Şimdi söylemek istediğim şu, yani bilim öyle bir şey ki, yani bazen bir şey çalışıyorsun, sonra bakıyorsun insanlar bunu yapmış veya mesela dünya çapında bunu kimlerse artık belli bir seviyede düşünmüşler senden önce. Yani şey, her zaman ne yapsan da şey az gelir. Yani ister küçük yap, ister büyük yap. Çünkü şeydir, yani bunu her zaman bilmek gerekir. Çünkü şeydir, yani çok büyük projeler var. Yani biliyorsun, yani mesela tutalım çağdaş dünyada, yani uzay bilimlerinden, nükleer araştırmalardan, şeylerden hepsini tutmuş, yani şöyle bilgisayar alanında da çok müthiş bir şeyler var. Yani bu burada, yani bir şey bilmen gerekir ki olabilirsen küçük bir şey bilirsen, ama bu küçük bir şey küçük bir şeyin daha küçük bir parçasıdır. O da onun daha küçük bir parçası olarak yani görmek gerekir ve öyle bir şey ki sen kendini her zaman elbette ki şeyde tutman gerekir. Yani forumda bir sporcu gibi forumda olmazsan yani şey yapamazsın. Yani ona göre de hayat felsefesi olarak, yani şöyle, bilim öyle bir şey ki, yani illa bak öyle bir bilgisayar bilimleri gibi sinerjik bir alan. Yani sinerjik derken burada hem donanımda bir şeyler değişiyor, hem yazılımda bir şeyler değişiyor, hem mesela daha bunun uygulamasında çok müthiş şeyler oluyor. Yani burada yani bugün bir şey yaparsan yani çok başarılı bir şey olursun, ama yok sen iyi bir şekilde çalışmazsın, kendini geliştirmezsin, bakarsın 5 yıl sonra artık seni yani kaybettin. Yani bu bilimde de, çağdaş bilimde de öyle. Yani artık çağdaş bilim biraz bu anlamda şey, sanayi haline geldi yani. Bak sanayi derken şeydir, yani mesela tutalım şeyde, yani mesela bak endüstri fizik, yani. Ha, endüstri kimi? Yani şey anlamda endüstri. Ya mesela tutalım bir bilimsel araştırma yapılır, makale. Yani fizik alanında söyleyeyim size ben, o da şeydir yani. Yani bakıyorsun 15 tane yazarı var. Yani 15 tane yazar ne demek? Bunu birisi bunu üretmiş, yani kristalı üretmiş. İkincisi onun optik özellikleri. Üçüncüsü onun şey, bant yapısını hesaplamış. Dördüncüsü onun manyetik özelliklerini. Şöyle sonra toplaşıp 10 kişi bir arada bir ortak şey çıkarıyorlar. Yani bir yayın çıkarıyorlar. Bu yayın çıkarırken de şeydir, yani o herkes bir arada. Ama teker teker de bunu hiç kimse yapamıyor. Çünkü şeydir, yani öyle bilim bu anlamda belli anlamda sanayi haline geldi. Yani burada da öyle. Yani mesela tutalım birisi açık kaynak bir kod var. Yani bunu kimse önermiş, ama elbette sen onu alıp daha da geliştirebilirsin, daha güzel üst seviye getirebilirsin. Yani bu anlamda elbette ki şeydir, yani bilgisayar bilimleri yani biraz daha avantajlı. Yani avantajlı derken şeydir, yani sen hızlı bir şekilde, yani aslında diğer ana bilim dallarında da yapılıyor. Mesela tutalım bak şimdi şey, onu herhalde siz de CERN'de son deney yapıldı ya, tanrı parçacık. Şimdi onun verilerini grid sistemiyle bütün ülkelere aktardılar. Yani grid sistemi orada yeni bir teknoloji, grid teknoloji. Şimdi bütün ölçüleri aktardılar. Şimdi orada yani dediğim gibi yani 17 milyarlık çok büyük bir proje, dolarlık büyük bir proje. Ve bu projenin sonuçları yani imkanı olan küçük ölçülere bile yansıdı. Şimdi ama sen onu alıp kendi yöntemiyle şey yapabiliyorsun. Yani kendi yöntemiyle geliştirip oradan bir bilimsel sonuçlara gidebiliyorsun. Yani bu alanda elbette şeydi ya, bilgisayar mühendisleri daha avantajlı. Mesela dediğim gibi bir yazılımı bir yerden indirip veya mesela tutalım bir yerden bakıp o nasıl kullanılır, nasıl şey yapılır, onu sen her zaman kendini de geliştiriyorsun, başkalarının yaptığını daha üst seviyeye getiriyorsun ve bu zaman da elbette ki şeydir, yani kaynak olarak oranı gösteriyor. Genç arkadaşlar kendilerini zinde tutacaklar, araştıracaklar, ufukları açık bir şekilde etrafı tarayacaklar. Evet, ama elbette ki bunun için hepsinin ilk olarak, ben her zaman söylüyorum, derste de söylüyorum, yani ilk olarak bölümde yapılan müfredatı benimsemeniz gerekir. Bu evet, minimum. Yani bunu siz hükmen yapmanız gerekir. Ama illa da müfredatı yaptınız, her şey yeterli, artık ben mühendisim demek de zor. Yani çünkü şeydir, bu o kadar hızlı gelişen ve dediğin ki o kadar şey aktif bir alan ki, bu alanda müfredat dışında çok şeyler yapman gerekir. Ve o mesela da, o da bu şekilde bak etkinliklerle mesela tutalım. Dün arkadaşlar burada sunum yaptı. Yani benim kendim için de yani enteresan olan şey, bilmediğim şeyler var. Mesela
bakıyorsun çünkü şeydir yani sen o alanda çalışmıyorsunsa şeydir. Onu takip etmek için ya zaman sarf edip bir yerden okuman gerekir. Yani şimdi bunu genç bilgisayar mühendisleri hızlı bir şekilde yapabilir. Onlar mesela tutalım okuyor. Ama mesela tutalım benim kim adamlar için şeydir böyle dinlemek, başkasının yaptığı sunumları anlamak daha şey. O anlamda elbet ki bak bu öğrencilerin yaptığı etkinliklerde çok önemi var. Evet. Çünkü şeydir yani o şekilde olursa yani daha güzel olur, daha iyi sonuçlar elde olur. Peki hocam, vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu değerli bilgiler için. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ve bir de sonunda şeydir yani eğer YouTube varsa yani şöyle diyelim, ben bunu her zaman söylüyorum şeydir. Yani diğer üniversitelerde bitiren yani öğrencileri yüksek lisans ve doktora programlarına davet ediyorum. Yani bizim peki. bölümümüz yani genç ve gelişen bir bölüm. Yani bölümümüzde yani yurt dışında doktorası yapmış çok sayıda elemanlar var. Sonra son yıllar proje sayısı yani ortalama CGI makale sayısı da bayağı yani iyileştirdi. O ortalama neredeyse 2'ye yakın evet her yıl hocalarımız makale yayınlıyor. Ama elbet ki şeydir yani hem hocalarımızın sayısını artırarak hem de araştırma görevlerinin sayısını artırarak yani bölümümüzü önümüzdeki yani birkaç yıl içerisinde çok güzel bir konumlara getirmeyi düşünüyoruz yani böyle bir amacımız var. Peki hocam, tekrar çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun.